Evet arkadaşlar. Şimdi uygulama açacağım. Bir paket yani 800 gram bulguru koydum. Buradan farklı olan şey. Bunlar benim limonlarım. 1 kilodan fazla 2 kiloya yakın daha devamı. Burada pakette de var. Bunları yıkadım kestim. Şimdi sıkacağım. Salça falan da girecek. Onun da tuzu olacak. Çok olmasını istemiyorum. Tuzumu koydum. Islatacağız ya bunu. Neyle ıslatıyoruz? Tabii ki de sıkmış olduğum bir sürahi limonla. Bitmeyecektir muhtemelen ama şimdi ben hemen ıslatmak istediğim için koydum yumuşasın. Her tarafını hemen değirelim. Evet, mis gibi limon kokuyor. İlk ipucumuz limondu ya, ikincisi de su koymamamız. Sadece limon suyuyla yapıyoruz arkadaşlar. Ben yıllardır kısırımı böyle yaptım. Başka türlü kısır yapmadım, yapmak da istemedim. Şimdi bulgur ıslatmamız, limon sıkmamız birinci aşamaysa ikinci aşamaya geçelim. Ne yapıyorum? Tabii ki ikinci püf noktasına geçtik. Soğan ve sarımsak kısmı. Soğanla yapıyoruz. Sarımsakla yapıyoruz. Çiğden koyuyoruz bunları. Hepsini çiğden koyuyoruz. Bunda yok. Evet. Bol sarımsaklı. Hakikaten bol sarımsaklı yiyoruz biz. Bir tane daha soğan. Sığacak mı diye baktım. Sığmayacak. Bunu da sonra artık. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ince ince kıyılmış soğanımız. Bayağı var yani. Böyle. Burada da benim komşumun Urfa'dan gelen pul biberi ve salçası. Evet, salçam yeterince acıymış. Pul biberim de öyle. Evet arkadaşlar, Bağdat'ın bu markayı buldum. Başka da bulamadım. Çiğ köfte harcı vardı. Ben daha önce çiğ köfte seti olarak almıştım. İçinde ayrıca isotu da vardı. İsot olarak arkadaşımın, komşumun bana Urfa'dan annesinin gönderdiği pul biberden vermişti. Ondan kullanacağım. Sonra köfte harcını kullanacağım. Bu salçadan, acı salçadan kullanacağım. Ve daha gerekirse baharat ilave edeceğim. Bu paketin hepsini koyacağım. Tabii bir de yeterse. Biz çiğ köfte yapmayacağız. Biz kısır yapacağız. Evet. Tüm malzemeyi döktüm içine. Elim yanar mı? Elime eldiven giysem mi diye düşünmedim değil. Kaşık olarak kullanayım. Salçamın yarısını koyacağım. Çok acı olabilir. Çok acı olmasın ama yani. Bu olabilir de ben koymayayım. Buradan isottur herhalde. Bu pul biberden daha ince çekilmiş. Bunu çok kullanmak istemiyorum. Zaten acı oldu şimdi, bu da acı. Bunu salatalarımda kullanacağım. Arkadaşım, komşum, dilerciğim bana tavsiyesi. Ya abla, acı ama çok tatlı geliyor dedi. Buraya da ölçüyle biraz sertleşmiş. Çünkü 2 gündür burada bekliyor. Şöyle. 1 2 3 hadi 4. Hızımı alamadım. 2 koyacaktım. 4 koydum. Bunlar da böyle. Arkadaşlar, soframı serdim. Şimdi salçamı, pul biberimi, soğanımla, sarımsağımla bir güzel yoğuracağım. Evet, sanırım çekiyoruz. Güzel çekiyoruz hem de. Bunu da böyle temizleyelim. Önce tek el, sonra çift el girerim. Sadece limonla. Önce harmanlamak adına yoğurmadan bulgurum şişmişti. Hiç sıcak da değil. Çünkü limonla ısladım. Sıcak suyla ıslamadım. Önce tüm malzemeyi birbirine tane tane geçsin istiyorum. Yani bulgurumu taneliyorum. Bulgurumu tanelerken de soğanım, sarımsağım, pul biberim, baharat karışımım
birbirine geçiyor. Salça belki biraz geç geçer. Salça için topak topak olması şey, yoğurmam gerekir salçanın tane tane olması için, ama bir şey değil. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Tuzumu da önceden atmıştım, erimiştir içinde. Evet, şu anki uygulamayla salçayı da dağıttık. Yumuşamış bulgur. Salça da tane tane oldu. Olmayan da varsa birazdan benim hamlelerimden olacak. Evet. Ben iki elden olacağım. Ama yanımda yardım edecek kimse yok. Yani birazdan kamerayı hızlandırmayı almak istediğimde kimse yok. O yüzden hemen hızlandırayım. Bundan sonrasında çifte hızlandırılmış yapacağım. Tabi yapabildiğim yere kadar. Ben de çok sağlam değilim. Ama bunu da ben yoğurmadan yapamıyorum. Arkadaşlar, bunlar benim kısırım. Nasıl kısır diyeceksiniz. Ben bu kısırımı bu şekilde yapıyorum. Baharatları ve acıyı sevdiğim için köfte harcını kullanıyorum. Kimyonla zaten yapıyordum. Bu içine konan baharat da hoşuma gidiyor. Bunları iki pay iki pay koydum. Tek başıma canım çekerse de yiyeyim. Ya da bir misafirim geldi. Bir ben bir misafir olduğumuzda içinden bir taneyi çıkarıp yapmak üzere. İçinden bir taneyi çıkarım. Ama yok. Büyük bir misafirim, yani kalabalık bir misafirim varsa ve yanına başka şeyler de yapıyorumdur zaten. Öyle durumda da ikisini birden, üçünü birden, istediğim kadar gerekirse hepsini birden çıkarabilirim. Bunları şimdi böyle difrize koyacağım. Böyle bir tabak, topak da elimde var. Leğenin içinde. Onu da size yarın difrizden çıkarınca nasıl olduğunu göstermek için yapacağım. Onu bir plastik kaba koyacağım. Difrize poşetle değil, plastik kapla koyup çıkaracağım. Göresiniz nasıl donmuş, poşettekilerden farklı olduğunu anlatabilmek için onu ayrı yapacağım. Şimdi onu bir tabağa koyalım. Hepsini beraber difrize atalım. Bu şekilde bunu ayırdım. Buradakileri de sıyıracağım. Tadına da baktım. Tadı da çok güzel. Eşime de tatması için verdim. Yangın var diye bağırdı. Yani çok acı geldi ona. Bu difrize girecek arkadaşlar. Bu kısırın size paylaşmanında kimse yapmıyor dememin sebebi buydu. Kısırı bu şekilde yapıyorum. Aynen gördüğünüz bu şekilde. Evet. Şöyle bastıralım. Böyle arkadaşlar. Yarın size kısırımın devamını olurken göstereceğim. Bunlar şimdi hep beraber difize gidiyor. Kısırımı yapmaya devam ediyorum. Kısır difrizde. Şimdi difrizden çıkarıp getireyim. Bu benim dün yoğurmuş olduğum, hatırlarsanız, kısırım. Şimdi onu ben böyle güneşli bir yere bırakayım. Acelesi yok. Maydanozumu doğradım. Şimdi diğer kalan malzememi, taze soğanım, marolum, domatesim, salatalığım, biberim, onları tek tek hızlı çekimli bir doğrayayım. Sonra yine görüşürüz. Marol, maydanoz, taze soğan, taze biber, salatalık ve domatesden oluşan salata kısmımız hazır. Salata kısmımız diyorum. Bir kaşık alayım. Evet, salata kısmımız diyorum çünkü bu bir salata. Çok hafif de limon sıktım. Gördüğünüz gibi marollarımı. Biraz maydanozum az gelmiş olabilir, karıştırınca anlayacağım onu. Evet, böyle.
Bol marullu, maydanozlu. Iceberg olduğu için marulun da rengi koyu değil. O da sorun değil. Bu şekilde salatamı karıştıracağım. Daha sonra bunu kısırımla, bulgurumla birleştireceğim. Limon, yağ hepsini bir araya getireceğim. Birazdan onu da yapacağım ama bu çok. Akşama bir fasıl daha yapmak istiyorum. Bilerek fazla yaptım. Bunun yarısını kullanacağım. Yarısını da akşamki partide. Salatamızı aldım. Yağlıyorum. Bunu Meral yemeyeceği için belki birazcık yağ fazla koymuş olabilirim. Ama çok akmıyor. Burada da benim ayırdığım kısırım var. Çok çabuk dağıldı zaten. Limon da sıktım bir tanesinde. Diyeceksin limonla ıslattığın ya niye limon sıktın? Evet. Yağımız bu kadar. Yağımızla bulgurumuzu da buluşturduk. Bulguru zaten dün göstermiştim ne koyduğumu. Baharatını tek tek tekrar anlatmayacağım. Evet. Biraz da kaşığın tersiyle böyle bastırdım. Limon sıkınca dağıldı zaten. Ben bıçakla onu bölmüştüm de çok çabuk çözüldü. Yani salatayı yapana kadar çözüldü. Evet. Ve sadece böyle çiğ köfteden daha güzel diyeceğim kıymasız ama yani gördüğünüz gibi. Benim yaptığım yöntem de şu. Bu böyle hazır. Salata da böyle hazır. Salatanın tuzu yok yalnız. Evet. Bulgurumda tuz var. Çok atmıyorum. Benim tuzum da çok etkili değil arkadaşlar. Sodyumu %50 azaltılmış tuz kullanıyorum ben. Sodyumu %50 azaltılmış. Evet. Salatamı yaptım. Yağladım. Tuzladım. Şimdi salatamı bunun üstüne döküyorum. Salatamı bunun üstüne döküyorum. İşte benim kısırım hazır. Şimdi size de çekeyim. Evet arkadaşlar, sıra karıştırmaya geldi. Kısırımı karıştırıyorum. Tripod kurmadım bugün. Bir saat olmadı ama önce karıştırayım, sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar, bir çatal alalım, tadına bakalım. Tuzu yerinde mi? Yağı yerinde mi? İyice karıştı. Çok güzel oldu. Şimdi size de göstereyim. Kısırımızın durumu bu arkadaşlar. Şimdi bana bu salçayı ve pul biberi getiren arkadaşıma, Gülerciğime bir tabak koyuyorum. 3 tabakla gelmişti. Bir tabağa bu kısırımdan koyacağım. Evet, böyle tek elinden koyamadığımı fark ettim. Bir tabağa çorba, bir tabağa da fasulye koyacağım. Bu tabaklarını şimdi ona götüreceğim. Tabağını böyle hazırladım arkadaşlar. O da bana böyle Antep fıstığı, salça ve pul biber olarak getirmişti. Kısırımın gerisi burada. Bu da salçanın yarısını kullanmıştım bu iş için. Bir paket daha bulgur yapar. Bu da iki defa daha yapar. Çünkü pul biberi koydum. Salatamın kalanını bunun altına örttüm. Ve şimdi komşuma gidiyorum. Yemeklerimi ve çorbamı soğutmayayım. Çocuk da okuldan gelmiştir artık. Sıcak sıcak yer. Evet arkadaşlar, yine akşamı ettik. Saat 5'e 10 var civarı. 10 var civarı ne demek? Saat 5 oluyor demek. Ne yapıyorum ben? Perdelerimi kapatıyorum. Herkes bir şekilde akşam olunca perdelerini kapatıp benimkiler de yukarı doğru kapanıyor. Çünkü aşağıdan kaldırmadım. Şimdi ben bunu da hallettikten sonra dosdoğru Elif Gülüm'e gideceğim. Patiklerimi çıkarayım. Sıçımı da yaptım. Kızımı alabilirim. Başka ne alacağım yanıma? Ceketim arabada. Çantalarım arabada. Her şeyim arabada. Çocuğun çorbası, çorba yaptım. Ve anneme kısır alayım. Ve bu perdemi de kapatayım. Bugün açtık ya. Kapattık.